Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerin karşısındayım. Ana hesabımdayım, köy binası 11 hesabımda. Birkaç gündür video çekemiyordum arkadaşlar, kusura bakmayın. Malumunuz sınav zamanıydı, kafamı pek fazla kaldırmaya vaktim olmamıştı. Şimdi iyisiyle kötüsüyle sınavları bitirdik, bir tane video çekmek istedim. Şimdi video çekmediğim süre zarfında hesapta neler yaptım, onunla alakalı kısa bir özet geçeyim. Kraliçeyi 40 seviye yapacağım demiştim arkadaşlar. Çok güzel de bir paket gelmişti. 2 tane kahramanlar kitabı veriyordu. Onun desteğiyle beraber ligler başlamadan önce kraliçeyi 40 seviye yaptım. Onun haricinde klan savaş liglerindeyiz şu anda. 5. savaş günündeyiz. Gayet açık ara farkla 1. götürüyoruz savaşı. Yüksek ihtimalle yine buradan da tur atlayıp bir üst lige çıkacağız. Ne kadar veriyor şuradan bir bakalım. 136 madalya verecek. Altın 2'ye muhakkak çıkacağız diye tahmin ediyorum. Altın 2'de de 160 madalya verecek. Yani işleri yavaş yavaş yoluna sokuyoruz arkadaşlar. Onun haricinde şurada gördüğünüz havanı çoklu havana geliştirdim. Süresi çok uzun. Gerçekten çok uzun bir süresi vardı. Tam hatırlamıyorum ama 10 gün müydü, 12 gün müydü, neydi, öyle bir şeydi. İnşaat kitabıyla bitirdim arkadaşlar. Bir saldırı yapayım. Öteki tarafla alakalı birkaç açıklama da yapacağım. 6. işçi ile alakalı. Onu almamıza da az kaldı. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Binici saldırısı yapacağım. 2 tane. Vakitten tasarruf etmek adına ben şuradan bir eğitim iksiri kullanıp bir saldırı yapacağım. Ondan sonra da öteki tarafla alakalı konuşmaya başlarız. Elimde binici var. Biniciler max arkadaşlar. 7 seviye. Bir tane elektroyu temizlik için kullanıyorum. 5 tane şifacıyla 40 seviye kraliçemi yürüteceğim. Onun yanında da işte temizlik için birkaç şey var. Tokmak alıyorum özellikle klan kalesine kraliçenin önünü açmak adına. Yani normalde duvar kırıcılarla yapıyorlar bu işi ama bence tokmak daha mantıklı. Şimdi arkadaşlar binici saldırıları çok keyifli. Gerçekten çok keyifli, eğlenceli ama çok riskli. En büyük riski de kraliçe ve taktik avcı uçağı oluşturuyor. Burada kraliçe dışarıya yakın. Ben bu kraliçeyi saf dışı edebilirim. Tam şuraya kraliçemi bırakacağım. 5 tane şifacıyla o oradan yürümeye başlasın. Evet, baktığım zaman hiç fena bir köy binası 11 değil. Taktik avcı uçağı var. Sanki en büyük eksiği duvarlar gibi. Duvarların haricinde gayet güzel bir köy bence. Bir de kahramanları düşük kalmış biraz. Tamam, şimdi elektro ejderhayı da şuradan bırakacağım. Temizlik yapsın. Arkadaşlar biniciler direkt savunmalara vurdukları için tek bir topu bile indirseniz binicilerin işini kolaylaştırmış oluyorsunuz. O açıdan bu önemli. Öfke gerekir mi kraliçeye? Yok. Kraliçe orada şimdilik güzel güzel yürüyor. Bir diğer sıkıntı taktik avcı uçağı. Taktik avcı uçağını indirmek için de şuradan tokmağımı bırakıyorum. Elektroyu kaybettik. Tam şuraya bir öfke atacağım. Kraliçenin özelliği henüz gitmesin. İhtiyacımız olacak ona. Bir tane öfke de elimde barındıracağım. Tokmak patladığı anda kullanacağım. Bir tane çoklu cehennem kulesi var. O bizim biniciler için birazcık sıkıntı çıkartabilir. Evet, az daha gel. Az daha gel. Tamam. Gitsin artık tokmak. Tam şuraya bir öfke bastım. Hadi taktik avcı uçağını indirin ama lütfen. Yapmayın be. Heh, tamam, süper. Mükemmel. Taktik avcı uçağı da indi. 1 dakika 15 saniyeye kadar bekleyebiliriz arkadaşlar. Binici saldırısına başlamak için. Kralım elimde duruyor. Onu da şuradan içeriden sokayım. Ne kadar savunma indirirsek saldırımız o kadar sağlıklı olacaktır. Şu üst taraftan başlayacağız. Öyle gözüküyor. Binicileri atmadan önce de büyük koruyucuyu mevzilendirmem gerekiyor. Nereden yapsam? Oo, kral belediye binasını indirecek gibi. Yalnız geç kalacağım. Tamam, şuradan ben binici saldırısına başlıyorum arkadaşlar. Şöyle binicilerimi saldım. Sonrasında da hemen elime iyileştirme büyüsünü aldım. Biniciler içeriye girdi. İkiye bölündüler. Tekrar buluşacaklar ama onlar. Tam şuraya bir tane iyileştirme kullanacağım. Çok güzel. Kraliçe yürümeye devam ediyor. Evet, dev bombalara dikkat. Dev bombalar çıktığı anda yapıştırmamız lazım. Yoksa çok ciddi sıkıntı çıkar. Şu anda gayet iyi ilerliyoruz. Çok yüksek ihtimalle 3 yıldız alacağız buradan. Evet, tam şuraya da bir tane daha iyileştirme bırakırsam tertemiz bir 3 yıldızı almayı başarmış olacağız arkadaşlar. Şu zehri de tam şuraya ortaya bırakıverelim. Bir büyücü buraya temizlik. Bir büyücü buraya temizlik. 2 tane de okçum var. Onları da şöyle bıraktım. Elimde bir tane öfke kaldı. Aslında gerek yok kullanmaya ama. Neyse, klan kalesinden kalsaydı kullanmazdım ama şimdi kullansak iyi olacak. Yalnız çok az süremiz kaldı. Çok az süremiz kaldı. 24 saniye yetecek mi? Biraz fazla oyalandık ya. Halbuki taktik avcı uçağını indirdiğimiz gibi binici saldırısına başlasaydık yani süre sıkıntısı yaşamazdık diye düşünüyorum ama yine de üçleyeceğiz.
Ve çok yani hatırı sayılır miktarda da binici var arkadaşlar elimizde. Şu kalan orduyla bir köy binası 9'u da üçleriz diye düşünüyorum. Evet, çok güzel, eğlenceli. Ya binici saldırıları gerçekten köy binası 11'de her şeyiyle max bir köye dalarsanız sıkıntı çıkartabiliyor arkadaşlar. Hele de benim kraliçem biraz düşük seviyede olduğu için bu bana daha da büyük sıkıntı çıkartıyor ama çok eğlenceli. Yani elektrolar gibi yavaş değil. Yani bir de el becerisi istiyor, taktik istiyor. Yani bence binici saldırıları çok keyifli. Şuradan Max Balon Öfke Tokmak dedik. Şu hesaptan ben bir atayım. Kimse atmazsa beklemeyelim. Şimdi ne dedik arkadaşlar? 6. inşaatçı. Şu bağışı atayım. Şimdi onunla alakalı açıklamalarda bulunacağım. İnşaatçı üstünde inşaatçı binamı da 9. seviyeye bastım. Hatta ufak ufak yükseltmelerine de başladık. Şuradan tokmağımı da alayım. Tamam. Şimdi kraliçe kalksın. Aa, kalkmış bile. Canı inmediği için aynen. Kralım, kraliçem kalksın. O sırada da ben şuraya geçeyim. Çok güzel bir düzen arkadaşlar. Basit gibi duruyor. Ama gerçekten iş yapıyor yani. Size de tavsiye ederim. Eğer isteyenler olursa Instagram'dan yazsınlar bana. Düzenin linkini de paylaşırım. Şimdi 9'a bastık. Lav püskürtücüsü var. Tam şuraya yerleşecek. Şimdilik onu almıyorum. Neden? Depolara yoğunlaştım arkadaşlar. Bir tanesini maxladım. Bir iksir deposu ve iki tane altın deposu var. İlk iş bunları yükselteceğim. Bunlara ganimet lazım. Neden? Elimde çünkü 4 tane rün var arkadaşlar. Şu anda büyülü öğelerimde bir tane inşaatçı altın rünü var. Bir tane de inşaatçı iksiri rünü var. Birer tane de altın biletten gelecek. Şu saatten sonra kitaplar, rünler, taşlar ne var ne yok buraya harcayacağım arkadaşlar. Yani Otto Kulübesi'nde de şöyle göstereyim. Yükseltmeler tamam. Top arabam 16 seviye. Mega Tesla'mın son 3 seviyesi kaldı. Şu anda 6 seviye. Yani hesaplarıma göre yaklaşık bir 3 ay kadar falan var. Bir 3 ay içerisinde kitapları, rünleri falan da kullanarak 6. inşaatçıyı alacağız gibime geliyor arkadaşlar. Bu hızla devam edebilirsek. Bir tane burada saldırı yapalım mı? Gerek yok ya. Burada saldırı yaparak vakit kaybetmek istemiyorum. Şurada bir saldırı daha yapacağız ama. Kahramanlarım ayakta mı? Barbar kralımın son birkaç saniyesi kalmış. O tamamlansın. Sonra bir binici saldırısı daha yapalım. Biniciler ama riskli. Eğer şansınız kötü giderse arkadaşlar, 2 yıldız bile alamıyorsunuz. Yani binici saldırılarında ya tek yıldız ya da 3 yıldız. Her düzene de binici saldırısı gitmiyor, onu da söyleyeyim. Mesela kraliçe çok merkezdeyse, taktik avcı uçağı çok merkezdeyse bu ikisini indirmeden binici saldırısına başlamayın zaten arkadaşlar. Elinize yüzünüze bulaştırırsınız. Bu çok dandik bir köy ya. Buraya dalmak istemiyorum. Şöyle daha güzel bir köy. Ama köy binası 12. Geç. Burası bize harcar. Evet. Baktığım zaman taktik avcı uçağı tam merkezde. Kraliçe nerede? Kraliçe kenarlarda bir yerlerde ise belki şansımı denerim ama kraliçe de merkezde. Arkadaşlar dalmayın bence. Yani normal saldırı yapıyorken ileri deyin. Klan savaşındaysanız da böyle bir düzen için binici saldırısı yapmayın bence. Çünkü patlıyor. Gerçekten patlıyor. 2 yıldız alamıyorsunuz. Evet, bakıyorum kraliçe yükseltmedeymiş burada. Güzel. Taktik avcı uçağı da kenarda. Ben buraya dalacağım arkadaşlar. Ben buraya dalacağım ama nereden dalsam? Şimdi bakalım. Kral 37 seviye bizi kesinlikle sıkıntı çıkartacak ama kraliçe gibi uzaktan vurmadığı için çok büyük bir önemi yok. Tamam. Kraliçemi nereden bırakayım? Nereden bırakayım? Nereden bırakayım? Tam şu köşeden bırakacağım. Evet. 5 tane şifacıyla beraber. Şimdi elektroyu da şuradan salacağım ki kraliçenin önünü kessin. Tokmağı da şuradan içeriye doğru bırakacağım. Tokmağın en büyük görevi taktik avcı uçağını indirmek olacak. Evet, kraliçe tam istediğim yönde ilerliyor. Aşağı doğru gelsin istiyorum. Hatta içeri girse ne kadar güzel olur tokmağın açtığı yoldan. Evet. İlerle tokmak kardeş. İlerle. Bekleme yapma. Kraliçe oraya gitme be. Bak sana ne güzel yol açtık buradan. Gelsene buraya doğru. Yalnız balonlar taktik avcı uçağına gitmedi. Hay sizin ben yapacağınız işi arkadaş ya. Kraliçe de öteki tarafa gitti. İşte. İşler pek iyi gitmiyor arkadaşlar. Ve süre daralıyor. Bir an önce bir şeyler düşünmem lazım. Bu gidişle buradan 2 yıldız bile alamayız. Tamam. Tamam, ben kralı şuradan bırakayım. Binici saldırısını da şu topla beraber başlayacağım. Kraliçeyi de çok erken kaybettik. Çok zor arkadaşlar, çok zor bu saatten sonra.
Tam şuraya bir tane şifa. Hemen öfkeyi de aldım. Bak D bomba çıktı. Koruyucuyu da unuttuk. Mükemmel ya. Mükemmeliz vallahi billahi. Tamam, şu koruyucunun özelliğine tam şurada bir basayım. Tamam. Şuraya bak. Cehennem Kulesi çok fena vuruyor. Şuraya bir iyileştirme atacağım. Hemen yine öfkemi aldım elime. Evet, kötü bir saldırı. Şansımız hiç yaver gitmedi bu sefer. Şuraya bir öfke ve aynı zamanda bir tane de iyileştirme. Ne var ne yok harcayacağız arkadaşlar. Harcayacağız yani. Bu durum bize biraz hata da yaptırıyor ama yapacak bir şey yok yani. Battı balık yan gider. Yine de bir hayli miktarda binicimiz var. Ayaktalar. Şu kralın kafasına bir tane zehir atayım. Şu büyücüler temizlik yapmaya başlasınlar. Süre açısından da bir sıkıntı yok. Aslında 3 yıldız da gelebilir buradan ya. Evet. Şuraya bir okçu. Bir okçu da şuraya bırakacağım. Kralı da indirdiler. Yalnız kötü saldırı yaptık. Gerçekten kötü saldırı yaptık. Ama buna rağmen köyü işlemeyi başardık arkadaşlar. Evet, beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Öyle sanıyorum ki binicileri şu şifacılar ayakta tutuyor. Kraliçe öldükten sonra şifacılar binicilere döndü. Bu sayede 3 yıldız ya almayı başardık arkadaşlar. Yoksa kesinlikle alamazdık. Adım gibi eminim yani. Çünkü biniciler güçlü, hasarları iyi ama çok hasar yiyorlar arkadaşlar. Yani bomba kulesi bile binicilere ciddi sıkıntı çıkartabiliyor. Evet, güzel. Beklemiyordum ama 3 yıldız almayı başardık. Gayet güzel. %98. Kralımın özelliğine bile basmamışım. Hadi ona basayım da üzülmesin. Orada kasırga tuzağına yakalandık. Önemi yok. Son iksir deposunu da indiriyoruz. Şansına da olsa 3 yıldızı aldık mı? Aldık arkadaşlar. Gerisinin çok da büyük bir önemi yok açıkçası diyelim. Hemen yeni ordumuzu da eğitelim. Evet, dediğim gibi binici saldırıları riskli. Gerçekten az önceki saldırıda işler yolunda gitmeseydi tek yıldızda kalacaktık arkadaşlar. İsterse bütün savunmalar bitsin. Son bir tane top kalsın. Biniciler önce o topa gidiyorlar. O yüzden iki yıldızda kalma ihtimali çok yüksek. Dikkat edilmesi gereken en önemli iki tane şey var. Hatta üç diyelim biz ona. Birincisi ve en önemlisi kraliçe. İkincisi taktik avcı uçağı ve üçüncüsü de klan kalesi. Bunları hallettikten sonra büyüleri düzgün yerlerde kullanırsanız başarılı binici saldırıları yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım güzel eğlenceli bir video olmuştur. Devamını çekeceğim, hiç merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.